Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde okuyan yabancı öğrencilere Samsun'da kendilerine sorulan en garip soruları ve unutamadıkları hatıralarını sorduk. Birbirinden ilginç cevaplar aldık. Somali'de su var mı, elektrik var mı? En garibi oydu. Bir arkadaş şey diyordu eskiden, toprak var mı Somali'de diye çok gülmüştüm. En garip soru, ülkenizde yemek var mı? Japon musun falan diye sorulur. Evet, en garip oydu yani. Allah Allah, niye öyle bir soru sordun acaba? Şaşırdım, ben de yani gözlerim o kadar mı küçük dedim, öyle. Siz böcek yiyor musunuz? Sürekli bu soru, yani hep bu soruyu soruyorlar. Yemiyoruz ama. Peki yaşadığınız Samsun'da, Türkiye'de yaşadığınız en böyle ilginç, garip olay neydi? Ha, siz köpek yetişiyorsunuz yani. Müslüman ama biz şey olarak, mezhep olarak farklı olduğu için biz Tayland'da Müslümanlar köpek beslemiyoruz yani. Ama Türkiye'de ilk geldiğinizde böyle görünce şaşırdım. Ben, evet, herkes köpekti. Bir kere böyle camiden çıktım ve caminin önünde böyle kızlar var kapalı. Böyle köpekler oynuyor. Köpekler oynuyorlar. Ben de şaşırdım yani. En sevmediğin soru niye buraya geldin? En sevdiğin soru. Çünkü Türkler her yerdeler. Tamam mı? İnsan bazen zaman kendi memleketin bile nefret ediyorsun, başka yere görmek istiyorsun. Ama buraya gelsin dediniz, neden buraya geldin? Sanki kötü bir şey yaptın. Samsun'dan Türklerin en garip gelen özelliği? Kıskançlar. Yani çok kıskanıyor. Peki yaşadığınız en ilginç olay? İkinci soru din soruyorlar. Normalde başka ülkelerde yok böyle bir şey. Burada ikinci soru, isimden sonra din. Unutamadığım farklı olan şey, misafirperverliği, Türklerin misafirperverliği, yani sıcak kanlı, o unutamadım. Yani seni görünce böyle yani yaklaşıyorlar böyle o şey, evet, o samimiyet. Annen Yunan, baban mı Yunan? Bu soruyla çok karşılaşıyoruz ama aslında ikisi de Türk. Ama Yunanistanlısın. Evet, Yunanistanlısın. Peki nasıl bir duygu? Türkiye'de olmam mı? Evet, Türkiye'de olmam. Güzel ya, zaten şey değil, farklı hissetmiyorum kendimi yani. Hani orada da burada da aynı. Biraz... Siz Yunan mısınız, Hristiyan mısınız tarzında sorular alıyoruz. Bu bizi gerçekten derinden üzüyor. Kardeşiz, biz Batı Trakya Türküyüz ama yani Türkiye'de yaşayan Türkler bunu bilmiyor. Bu yüzden biz çok üzülüyoruz. Türkiye'de. Vallahi neydi, bir gün doğmuştaydık. Adam polis, ileride polis var diye herkes neydi? Eğilin falan dedi. Yani polis var ileride falan, öyle bir şey olmuştu. Hangi dilde mesela konuşuyorsunuz? Sonra Türkçe nereden biliyorsunuz? İşte Batumlu musunuz diye herkes onu soruyor. Başka biz bize siz işte gidebilir miyiz? Bazıları da şey sormuşlar, işte biz Batum'a gidiyoruz ama başka şehirlere de bize siz gidebiliyor musunuz diye, onun gibi bir soruları. Bana tuhaf gelen bir soru o şey, Japon musun, Kore misin, Çin misin, Moğol musun, işte Taylandlı mısın, işte öyle sorular soruluyor. Ve Kazakistanlı mısın, işte Kırgızistanlı mısın diyenler çok az, çok az, hatta yok diyebilirim. Bir defa işte karşılaştım o sorular, size çay var mı gibi sorular. Türk, kendinize bir Türk ismi koysaydınız, hani Türkiye Türkü ismi koysaydınız, adınız ne olurdu? Tuba derdim. Niye? Çünkü şey, herkes beni Tuba Büyüküs'ün sizin şey var, oyuncu var. Herkes ona benzetiyor ve yani o ismi de beğeniyorum aslında. Müslüman mısınız? Kapalı gördüğünüz halde Müslüman mısınız? Peki. Ya da Bosna? Nerede? Yani Balkanlarda diyorum, Balkan nerede? Bilmiyorum. Daha bir garip bir cümle duyamadım herhalde. Siz niye buradasınız? Bu çok garip bir soru mesela. Ya da sen Suriyeli misin? Arap mısın sen? Bu soru da var. Peki. Özellikle korkunca böyle dişleri yukarıya kaldırmışlar ya, o çok garip geliyor, aynen. Kaldırması çok garip geliyor. Bayağı bir şeyler öğrendik işte Türkiye'den aslında. Vatan sevgisi gibi bir şeyler öğrendik yani. O da 15 Temmuz'da görmüştü bizde. Yok gibiydi vatan sevgisi, öğretmediler. Başka bir şeyler öğrettiler. Ama bunları burada görünce tabii öğrendik. Baktık vatanı bayağı değerli bir şey. Onu öğrendik. O duygu yani içimde kalır. He, Suriyeli misiniz? Hani on yargılı falan vardır hani bunun. Sizin memlekette tuz var mı? Orta Asyalıyım, Türk'üm.
bir anlamıyorlar yani. Japon musun diye soruyorlar. Herhalde o. Başka hatırlamıyorum şu an. Bizim ülkede mesela nasıl diyeyim, dışarıda sigara içmek yasaktır. Burada her yerde sigara içilir. Çok garip geliyor. Senin memlekette mi güzel, Türkiye mi güzel? Yani bana göre her zaman kendi memleket güzel oluyor. Bangladeş'te araba var mı? Ülkemde diye sordu. Bangladeş'te hastane var mı? Bangladeş hangi memleketin baskın? Bangladeş kendini bir memleket anlattığından sonra bile sordu. Dil olarak böyle sorun yaşadım. Bangladeş'te Banglaca dil olarak bir kelimenin anlamı farklı oluyor. Türkiye'de farklı. Ama bu kelime ülkeme gittikten sonra kullandım. Şimdi normalde bal burada bal güzel bir şey. Bangladeş'te bal bir küfür. Tamam mı? Şimdi ben gittikten sonra mesela aileme dedim bana bal getirir misin? Onu anlatıyor ki sen yani Türkiye'ye gittikten sonra her şeyi bozdun mu adam? Öyle bir şey yani. Yani tencere kadar mesela tencere kullanıyor musunuz? Yani ne kullanıyorsunuz tencere yerine? Bende tencere var aynı şey yani.